Allah Allah. Hayırdır ya? İlk defa bir nöbeti vukuatsız bitiriyoruz galiba. Oo, saat 8:30 olmuş. Ne yapıyorsunuz bugün başkomiserim? Of, çok yoruldum Selim ya. Şöyle gidip biraz dinlenmek istiyorum. Sen ne yapacaksın? Valla sinemaya mı gitsem diye düşünüyorum. Acayip bir film gelmiş diyorlar. Korku. Valla. Yapma Selim ya. Hayatımız zaten gerilim. Bari romantik bir şeye git. Yok ya, romantik falan. Korku iyidir. Korkularınızın üzerine gidin. Vallahi. Aman Allah'ım, bu ne? Telefonun var mı? Yaşıyor mu acaba? Alo, iyi günler. Beykoz Gölü'nde bir ceset buldum. Acil polis lazım. Yaşıyor olabilir. Ambulans da gelsin. Gel sana bir çay ısmarlayayım. Hadi. Merkez 45-25. 45-25 dinlemede. Beykoz Gölü'nün kıyısında bir kadın cesedi bulunmuş. Tam olarak nerede bulunmuş? Dudullu Mahallesi mevki. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ilerisinde. Orman Müdürlüğü'nün arka tarafı. Anlaşıldı merkez. Hemen olay yerine hareket ediyoruz. Al işte. Vukuatsız bir gün diyordum. Kolay gelsin. Kimliğini tespit edebildik mi? Maalesef başkomiserim. Ellerinde izler var. Evet başkomiserim. Büyük ihtimalle bağlamışlar kızı. İşkence etmiş olabilirler mi? Bariz bir ize rastlamadık başkomiserim. Alnında ve başının arkasında büyük darp izi var. Ne buldun? Çalıların arasında kan izleri var. Ayrıca lastik izleri de aşağı yukarı 10 metre ileride bitiyor. Aracı bırakıp kızı taşımış olmalı. Daha doğrusu sürüklemiş. Kan izlerine bakılırsa da kızı başka bir yerde öldürmüş olmalı. Yaralı da olabilir Selim. Belki de kızı ölüme terk etmiştir. Lastik izlerini aldınız mı? Yağmurdan dolayı kısmen bozulmuş ama aldık başkomiserim.
Bir ayakkabı izleri. Onlarda durum daha kötü komiserim. Bir şey söylemek çok zor. Ayrıca cesedi bulanlara ait ayakkabıları karşılaştırmak amacıyla aldık. Cesedi kim olmuş? Şuradaki sabah sporuna gelen adamla buradaki balıkçı bulmuş komiserim. Tamam, sen balıkçıyla konuş. Başla. Merhaba. Cesedi siz mi buldunuz? Ben buldum. Alpay Demirtan, 43 yaşında. Cesedi bulan şahıs. Nasıl buldunuz? Ben balıktan dönüyordum. Yolda giderken cesedi fark ettim. O sırada o eşofmanlı arkadaş, o da fark etti. Oktay Sarıcan, 33 yaşında. Cesedi bulan şahıs. Sabah koşuya çıkmıştım. Yerde yatan birini gördüm. Yanına gittim. O sırada balıkçıyla karşılaştık. Telefonumu istedi, verdim. Polisi aradı. Cesede dokundunuz mu? Komiserim, ben sadece yaşayıp yaşamadığını anlamak için şöyle bir dokundum. Koşmaya çıktığım için cep telefonumu yanıma almamıştım. Balıkçının telefonundan polisi aradık. Tamam, sağ ol. Amatör işi. Geride çok fazla iz bırakmışlar. Vallahi hiç sevmedim ben bu olayı. Sanki böyle kanım çekiliyor. Bir şey var ama. Nasıl bir şey? Bilmiyorum ya. Ters bir şey. Nasıl desem. Size de oluyor mu öyle? Yani bir ceset bulduğunuzda sanki ona borçluymuş gibi hissediyor musunuz kendinizi? Endişelendiriyorsun beni. Bilmiyorum, vallahi elimde değil. Hani her ceset buluşumuzda aynı şey oluyor. Sanki bizden olayı çözmemizi bekliyormuş gibi geliyor bana. Gidip çözelim o zaman. Hadi. Yerde yatan genç kadın büyük bir olasılıkla başına sert bir cisim vurularak öldürülmüştü. Ve bunu kimin ya da kimlerin yaptığının cevabı kesinlikle buradaydı. Olay yeri inceleme uzmanları hiçbir şey apaçık ortada göründüğü gibi değildir diyerek işe koyuldular. Burası muhtemelen sekonder bir olay yeriydi. Yani katil kadınla önce başka bir yerde karşılaşmış, sonra onu canlı ya da ölü buraya getirmişti. Şimdi içinde savcının, polislerin, adli bilimcilerin, belki de akademisyenlerin yer alacağı büyük bir takım oyunu başlıyordu. Olay yerindeki bir hata yüzünden başarısızlığa kimsenin tahammülü yoktu. Bakalım bu kez bana yine kusursuz cinayet yoktur dedirtebilecekler mi?